Çağımızın en büyük hastalıklarına şifa olabilmek için sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Evresine göre tedavisi olumlu sonuçlanan hastalıklar olduğu gibi etkisi olmayan ilaçlar da olmaktadır. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi tarafından antikanser, antihipertansif, antimikrobiyal, antioksidan özelliklere sahip olduğu tespit edilen bir buluş, milyonlarca hastaya umut ışığı oldu. Ülkemizde olduğu gibi şeker ve kanserle mücadele eden çok sayıda hasta bulunmaktadır. Bu vereceğimiz bilgilerin kesin bir tedavi yöntemi olmadığını, mutlaka uzman kontrolünde yapılması gerektiğini unutmamanızı hatırlatmak isteriz. Uzmanlar, deniz salyangozu çalışmalarının kanser, hipertansiyon gibi hastalıklar için doğal ilaç olabileceğini belirtti. Kullanımı ve diğer önemli bilgileri bulacağınız videomuzda şimdi detaylara başlayalım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde deniz salyangozundan kanser, diyabet ve hipertansiyon tedavilerinde kullanılmaya aday olabilecek doğal ilaç adayları üretildi. Evet, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı ve ekibi, İrlanda'da bulunan Limerick Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda deniz salyangozundan kanser, diyabet ve hipertansiyon tedavilerinde aday olabilecek doğal ilaç adayları ürettiklerini açıkladı. Biyoteknoloji laboratuvarlarında yaptıkları çalışmalarla birçok deneyle birlikte yeni keşifler yaptıklarını söyleyen Profesör Doktor Deniz Ekinci, deniz salyangozu başta olmak üzere yürüttüğümüz çalışmalarda kanserden hipertansiyona kadar daha birçok hastalığa ilaç adayları ortaya çıkartıyoruz dedi. İrlanda Limerick Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri deniz salyangozu çalışmalarında kanser dahil birçok hastalığın ilaç adayı bulgularını keşfettiklerini belirtmişti. Deniz salyangozu araştırmalarımız, İrlanda ile birlikte yürüttüğümüz ve doktora öğrencimin İrlanda'ya gidip çalıştığı bir araştırmadır. Deniz salyangozundan peptitler ürettik. Peptitler küçük protein parçalarıdır. Peptitler terapide, ilaç sanayisinde, kozmetikte ve gıda sanayisinde kullanılan doğal maddelerdir. Normalde deniz salyangozunun ihtiva ettiği bir proteini sindirim enzimleriyle laboratuvar ortamında parçalıyoruz. Bu şekilde kısa kısa peptitler elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bunların biyolojik özelliklerini inceliyoruz. Elde ettiğimiz peptitlerin ham proteine nazaran çok daha fazla biyolojik aktiviteye sahip olduğunu belirledik. Bu çalışmalarımızın sonucunda da elde ettiğimiz peptitlerin antikanser, antihipertansif, antimikrobiyal ve antioksidan gibi özelliklere sahip olduğunu gördük. Bu şekilde sentetik ilaçlara göre daha doğal ilaç adayları üretmiş oluyoruz. Bu da zaten son yılların oldukça güncel bir teknolojisidir. Bilindiği gibi sentetik ilaçlara karşı zamanla direnç gelişebilmektedir. Örneğin son yılların çok büyük bir problemi olan antibiyotik direnci. Dolayısıyla sizin sürekli yeni ilaçlar üretmeniz gerekiyor. Biz de bu amaçla doğal molekülleri kaynak olarak kullanarak yan etkileri daha düşük olan ilaçlar üretmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Evet, yapılan araştırmaların ve çalışmaların nasıl yürütüldüğünü Profesör Doktor şöyle anlatıyor. Biz elde ettiğimiz peptitlerin antioksidan özelliğini, antihipertansif ve antikanser özelliklerini kanıtladık. Dolayısıyla bu teknoloji sayesinde alternatif, toksisitesi daha düşük doğal ilaçlar üretilecektir. Bu alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Okyanus ve deniz canlıları daha ekstrem şartlarda yaşadıkları için bizlere göre daha güçlü biyolojik sinyaller ve biyomoleküller üretmektedirler. Biz de onların bu özelliklerinden faydalanıyoruz. Biyomolekülleri canlıdan izole edip biyoteknolojik yöntemlerle üzerinde bir takım modifikasyonlar yapıyoruz. Bu şekilde moleküllerle yeni ilaç adayları üretmiş oluyoruz. Biz öncelikle ön denemelerimizi yapıyoruz. Biyolojik özelliklerini ve toksisitelerini belirledikten sonra sonuçlarımızı bilimsel dergilerde yayınlıyoruz. Ve daha sonra farklı araştırmacılar daha farklı incelemeler yürütüyorlar. Ardından insan deneylerinde ve faz çalışmalarında kullanılıyor. Daha sonra ilaç olarak kullanıma açılabiliyor diye ifadede bulundu. Evet, deniz salyangozu çalışmalarını 4 yıldır yürüttüklerini belirten Profesör Doktor Ekinci, araştırmalarının sonuçlarını alanında dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinde yayımladıklarını belirterek, deniz salyangozu ve bunun gibi birçok deniz canlıları üzerinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade ettiler. Evet, bu detaylardan sonra şimdi sizlere şeker hastalığına iyi gelen diğer yiyecekleri de videomuzda aktarmak istiyoruz.
Evet, şeker hastalığının tedavisi yapılmazsa hastalık önemli organlara zarar vermektedir. Bunu yaşayanlar zaten çok yakinen biliyor. Gözlerde körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi çok sayıda hastalığa yol açar. O nedenle şeker hastalığının kontrol altına alınması büyük önem taşımaktadır. Şeker hastalığını oluşturan etkenlerden birisi de stres ve beslenme şeklidir. Beslenme şekli hastalığın seyri içerisinde büyük bir öneme sahip. Bazı yiyecekler şeker hastalığına iyi gelir. Şeker hastalarının tüketmesi gereken besinler bulunmaktadır. Bu besinler de şunlar olmaktadır. Baklagiller. Suda çözünen lifler içeren bazı bakliyatlar bulunmaktadır. Fasulye, mercimek, bezelye gibi bakliyatlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bu bakliyatların özellikleri glisemik indekslerinin düşük olmasıdır. Kana şeker bu gıdalarla birlikte yavaşça karışır. Kontrollü olarak şeker seviyesi kanda yükselir. Bir başka yiyecek grubumuz, sebze ve meyveler. Özellikle meyvelerin tüketiminde şeker hastaları çok seçici olmalı. Meyveler şeker oranı ve glisemik indeksi yüksek gıdalardır. Yalnızca bazı meyveler bu sınıfın dışında kalarak şeker hastalarına iyi gelmektedir. Sebzeler ve meyveler içerdikleri mineral ve vitaminler, antioksidan ve besin lifi ile kan şekerinin düzeyini sabit tutmaktadır. Böğürtlen, çilek, greyfurt, turp, ıspanak, şalgam, brokoli, lahana, portakal gibi sebzeler ve meyveler önerilmektedir. Bir başka besin grubu tahıllar. İçeriğinde kepek bulunan tahıllar, işlenmedikleri için glisemik indeksleri daha düşüktür. Bu sayede kan şekerinde hızla yükselip alçalmalar görülmez. Tam tahılların tüketimi şeker hastaları için oldukça faydalıdır. Bir başka besin grubu tarçın. Gün içerisinde çok fazla olmamak kaydıyla tarçın tüketmek şeker hastaları için faydalıdır. Ayrıca kolesterol seviyesini de düşürür. Bir başka besin grubumuz omega 3 içeren gıdalar. Derin sularda yaşayan balıklarda omega 3 yağ asitleri bulunmaktadır. Kalp damar hastalıklarından korunmak için birebir olan bu yağ asidi şeker hastalığının olumsuz etkilerinden korur. Zeytinyağı. Kan şekeri seviyesinin sabit olmasında yarar sağlar. Yağsız etler. Karides, hindi, derisiz tavuk, ton balığı, ringa balığı, sardalya balığı, somon balığı ve alabalık gibi yağ oranı açısından düşük olan etler, kan şeker seviyesini düzenler ve kolesterolü düşürür. Sebzeler. Şeker hastalarının sebze ve meyve tüketiminde mutlaka dikkat etmeleri gereken nokta, glisemik indeks ve glisemik yük olarak düşük olan sebze ve meyvelerin seçilmesi. Şeftali glisemik indeksi ve yükü düşük olan bir meyvedir. Aynı şekilde portakal, çilek, erik, armut, çarkı felek meyvesi, elma, guava meyvesi, avokado, kiraz gibi meyveler glisemik yük ve glisemik indeksi düşüktür. Böylece şeker hastalarının beslenmesi için en uygun meyvelerdir. Şalgam, turp, brokoli, lahana gibi sebzeler de oldukça sağlıklıdır. Evet, videomuzu burada nokta diyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.